Gel. Gel kardeşim. Ben de ziyafet çekiyordum. Bir tek kuş sütümüz eksik. Ne oldu Mehmet? Senin halin hal değil. Fahriye. Bugün ellerimle saraya teslim ettim. Nasıl yani Mehmet? Gözlerinin içine baktım. Ona son bir fırsat verdim Şahin. Aşkım kırıntısına dahi razıydım. Lakin bitmiş. Gözlerinde nefretten başka bir şey görmedim. Niye seni kullanmalarına izin verdin? Neyle tehdit ettiler seni? Kırım tahtının kavgayı olarak sadakatimin ispatını istediler. Malum bu ara sarayla iyi geçinmek zorundayım. Osmanoğlu böyledir işte. Kardeşi bile kardeşe düşürürler. Ama biz o kardeşlerden hiç olmadık değil mi Mehmet? Aramızı bozabilmek için neler denediler. Yine de beceremediler. Öyle. Bana bak. Fahriye Sultan için de üzülmek yok artık. Tamam. Bak. Sultanahmet yufka yürek bir padişah. Gider, gözyaşı döker, af diler. Sultanahmet de onu affeder. Sultanımız da Derviş Paşa ile mutlu mesut bir hayat sürdürür sarayda. Hiç darılmaca gücenmece yok. İlk başta söyledim sana Fahriye Sultan'dan yar olmayacağını. Bak ne belalar açtı başına. Sultanahmet beni şaşırttı doğrusu. Fahriye Sultan'ı bağışlayacağını düşünüyordum ama başımız sağ olsun. Amin. Mehmet, bak acı mı çekiyorsun, pişmanlık mı duyuyorsun bilmiyorum ama sen değilsin sanki. İçinden ruhun çekilmiş gibi. Kardeşimle değil de bir başkasıyla konuşuyor gibiyim. Hayallerimle meşgulüm sadece Şahin. Neymiş senin hayalin? Kırım Hanı olmak. Ve bir gün eğer başarabilirsem Kırım'ı Osmanlı'nın tabiatından çıkartıp müstakil bir devlet yapmak. Benim kardeşim bu. Ne zaman ihtiyacın olursa yanındayım biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki Şahin. İşte bu yüzden teslim ediyorum seni. Ölme ve beni bekle diye. Beni Osmanlı'ya mı sattın Mehmet? Yemin ediyorum sana Şahin. Bir gün gelip seni kurtaracağım ve gidip Kırım'ı birlikte yöneteceğiz. Sadece o zamana kadar ölmeni istemiyorum. Hepsi bu. Anladın mı beni Şahin? Anla. Şahin. Şahin.
Sultan Ahmet Han'ın adaletinden kaçacağını mı sandın? Gafil. Alın şunu. Mehmet. Sen kendi soyunu Osmanlı'ya satmış bir hainsin Mehmet. Yok. Hainsin! Kardeşim ve Fahriye Sultan. İkisi de cezayı hak ediyordu. Peki ya sen derviş? Sen günahlarının bedelini ne vakit ödeyeceksin? Hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini sanıyordum. Açtım zaten derviş. Eğer hünkârımız münasip görürse bir gün Kırım Hanı olacağım. Peki sen? Olup olacağın bu. Neden? Çünkü sen devşirmişsin. Kapı kulusun derviş. Bense Ali Cengiz'den, asil kandan geliyorum. Gel. Kardeşin olmasına rağmen hanedanıma ihanet etmiş bir haini teslim etmen takdire şayan. Mehmet Giray. Yüce gönlünüzle canını bağışladınız hünkârım. Bunu sadakatimin nişanı olarak kabul ederseniz beni ihya edersiniz. Mala. Şahin'in canını bağışladım. Lakin bu sözlerini unutursan ilk onun canını alırım bilesin.